Sevgili dostlar, iyi akşamlar, hayırlı geceler, güzel bir gece. Bugün gerçekten bir dönüm noktası, özellikle ülkemiz ve gazeteciliğimiz adına bir dönüm noktası yaşadık. E, sabahtan beri tüylerim diken diken, gerçekten e, yerimde duramıyorum. E, böyle bir e, hem diken üstündeyim, hem ne yapacağımı bilemiyorum. E, çünkü çok kötü yakalandık. Arkadaşlar bugün ülkemizin en önemli araştırmacı gazetecilerinden Ali Eyüboğlu abimiz duayendir kendisi. Uğur Dündar daha bu işe başlamadan Ali abi araştırmacı, soruşturmacı gazeteciydi. Yani Uğur Dündar'ın da ustasıdır diyebiliriz. O kadar önemli araştırmacı yönü, soruşturmacı yönü çok kuvvetli ve tuttuğunu hani bırakmayan, tuttuğunun peşine giden Doğrusuyla yanlışıyla ne gerekiyorsa tamam mı yani her türlü zorluğa rağmen e, gerekiyorsa dümdüz giden e, doğrudan şaşmayan bir insandır. Ve yeni e, hedefi benim. Bunu duydum bugün Ali abinin Milliyet gazetesinde o da biliyorsunuz e, büyük tirajlarla ülkemizde çok önemli bir e, ...basın yayın organı... ...Milliyet Gazetesi'nin... E, ...köşesinden... E, ...bana şöyle bir... ...manşet atmış. Şahan Gökbakar, ne oldu o paralar? Şimdi ben bunu okudum... ...dedim, böyle bir e, kanım çekildi. E, panikledim. Ve dedim ki, acaba hangi paralar? Yani hangi çaldığım paraları... ...buldu Ali abi? Acaba hangi aşırdığım... E, ...veya işte... İç ettiğim, zimmetime geçirdiğim hangi paraları buldu acaba Ali abi diye bir panikledim. Ee, daha sonra yazıyı okumaya karar verdim. Okuduğumda fark ettim ki e, Ali abi bizim yangın döneminde Instagram'dan yaptığım yayınları YouTube'da e, izinsizce kullanıp bundan gelir eden elde eden arkadaşları yakaladığımızda YouTube'un o gelirleri telif sahibine yani bize benim görüntülerim kullanıldığı için ve ben kullanmamışım düşünün. Bize yönlendirmesi sonucu bir gelirin oluşması söz konusu olacaktı. Ve ben de bununla ilgili şöyle demiştim. Hani bu gelir oluşursa biz de bunu herhangi bir hayır işinde veya işte yangında mağdurlarda, yangında mağdur olmuş insanlara bir yardım olsun, yangına yardım olsun diye kullanmaya karar verdik. Böyle bir karar aldık. Böylece hani bir tırnak içinde hırsızlık olayı... Bir hayıra vesile olmuş olsun. Demiştim. Ali abi sen bunu yakala. Aylardır ben bunu unutturmaya çalışıyordum. Ali abi bunu yakaladı. Ortaya çıkar ve bunu tuttuğun gibi bir de üzerine git. Yani dediğim gibi panik oldum. Önce dedim acaba ben... Ee, dedim acaba hangi dedim kamu bankasından e, milyarlarca dolar kredi çektim de... Onu geri ödeyemedim de acaba bu... Paralar nerede diye bunun üstüne mi geliyor? Ya da dedim acaba ben böyle bir yardım maksadıyla paralar topladım da halkımızdan hani şuraya yardım edin diye paralar topladım da onu o yardıma kullanmadığım paralar mı bunlar dedim. Acaba hangisi dedim. Sonra meğerse benim kendi hakkım olan ve yani bağış yapmak, bağışlamak tamamen benim tasarrufumda olan bir paranın peşine düşmüş Ali abi. Bunu fark edince dedim pes gene yakayı ele verdik. Yapılacak hiçbir şey yok. E, ülkede böyle değerli araştırmacı gazeteciler, böyle soruşturmacı gazeteciler olunca e, insan da hiçbir şey kaçıramıyor. E, hemen dedim çocuklara, bizim çocuklara dedim hesap edin e, 123.62 dolar 123 dolar 62 sent e, toplanmış bu zamana kadar bir ay içerisinde. Yemeden yakalandık o parayı. O parayı yemeden yakalandık. Artık mecbur yardım için kullanacağız. Mecbur. Peşinde al abi var. Bırakamayız. Bu iş sakata gelir. Bizi kovalar, köşe bucak kovalar. Nerede 123 dolar? Nerede 123 dolar? 123 dolar nerede? Hani yardım yapacağıdin, hani yardım edeceydin diye Ali abi bizi kovalar. O yüzden e, yakalandık, yakalandığımız için artık mecbur 123 doları da yangına bağışlayacağız. Biraz keyfim kaçmadı değil. Artık kendimize çek düzen vermenin vakti geldi. Ülkedeki gazetecilerin gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Gerçekten kaçmıyor. Yani ee, hayır yapmaya niyetleniyorsun. Hayrın yapıldı mı yapılmadı mı diye takipçisi oluyorlar. Müthiş bir şey. Gurur duyuyorum. Basınımızla gurur duyuyorum. Gazeteciliğimizle gurur duyuyorum. E, bu doğrulukla, bu dürüstlükle, bu yanlışların üzerine korkmadan gidişle gurur duyuyorum. Bugün biz yakalandık ama yine de gurur duyuyorum be. Feda olsun. Feda olsun. Yarın gene bir yere yardım yapacak olursam, gönlümden kopar da bir hayır işi işlem, işleyecek olursam, yine Ali abi bu kadar soruştursun isterim. Yine Ali abi bu kadar soruştursun isterim. Vallahi helal olsun. Ali Eyüboğlu sana şapka çıkartıyorum gerçekten duayens değerli e, sevgili dostlar hepinize saygılar selamlar ama unutmayın Ali abi